Günaydın sevgili seyircilerimiz. Bugün 10 Aralık Cumartesi. Sağlığına, saatine, afiyetine özen gösterenlerin programı Merhaba Hayatı. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Evet, hafta boyunca yine sizler için güzel bir içerik hazırladık sağlığınız, saatiniz için. Efendim bugün programımızın ilk bölümünde bel fıtığını konuşacağız. Çok değerli uzmanımız, beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı, operatör doktor Fatih Kırar. Kendisi bize bel fıtığının sebeplerini, tedavi yöntemlerini, ameliyat yöntemlerini ve ameliyatsız tedavilerini de anlatacak. Akabinde değerli uzmanımız, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak'la kalp sağlığımızı konuşacağız. Kapalı ameliyatları konuşacağız. Bypass cerrahisini, efendim kapak ameliyatlarını konuşacağız ve genel olarak da kalp sağlığımız hakkındaki sorularımıza yanıt verecek Barış Çaynak. Ve sevgili seyirciler, her zaman olduğu gibi mutfağımızda da Meltem Açıkel var. Meltem bize pratik bilgiler de verecek bir yandan, ama ilk olarak bize peynirli bir mantı hazırlayacak. Sizleri Meltem mutfağına götürüyoruz. Akabinde doktorumuz stüdyomuzda olacak. Buyursunlar. Günaydınlar. Yine güzel bir hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Yine sabahleyin kalktık güzel bir kahvaltıdan sonra. Hafta sonları böyle hep diyorum ya, her seferinde böyle abur cubur, kolay ya da her gün yediğimiz sebze yemeklerin dışında farklı bir şey yemek istiyoruz. Bugün iş annelere, babalara düşüyor. Çünkü bugün çok güzel bir mantı yapacağız. Mantı dedim ama gözünüz korkmasın. Yapımı son derece kolay ve son derece ekonomik bir mantı. Ev halkı bu mantıya bayılacak. Hem konuşayım hem anlatayım. Karabük'te bu çok yapılır dedi. Peynirli, kıymasız, güzel bir mantı. Hep beraber yaptık, afiyetle yedik. İstiyorum ki siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Ne gerekiyor bunun için? Hemen şöyle, bütün mantılarda olduğu gibi, mantı hamurlarında olduğu gibi, un, yumurta, tuz, su, bütün malzemesi bu kadar. Bir tane yumurta kırdım. Bir su bardağına yakın su ilave ediyorum. Ölçülü ölçülü koyacağım ki hamurum güzel tutsun. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi burada 3 bardak kadar unum var. Her ihtimale karşı diye birazcık daha un bulundurdum. Bir de hamuru açarken de una ihtiyacım olacak. Bu un onun için. Şöyle yavaş yavaş bu karışımın içine koyuyorum. Bu mantının güzelliği diğer mantılarda olduğu gibi, fazlaca yapma şansınız olursa fazlasını yapıp hazırladıktan sonra buzluğunuza koyabilirsiniz. Dip frize atabilirsiniz. Ve dip frizde ihtiyacınız olduğunda hop çıkartıp hemen haşlarsınız. Yoğurdu yok, sarımsağı yok. Yoğurtlu ve sarımsaklı bir mantı değil. Yoğurt ve sarımsak konmaz mı? Konur, çok da güzel olur. Ama biz bugün onu böyle birazcık tereyağında cevizi kavurup üzerine biraz tereyağı ilave edeceğiz. Beyaz peynir kullanacağım. Az yağlı bir beyaz peynir. Ama ne bileyim, evde lor vardır. Lorla da yapabilirsiniz. Onunla da gayet lezzetli ve güzel olur. Hamurumun bir kısmı buraya kaçtı. Hemen geri alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Mantı hamuru sert bir hamur olmalı. Hani böyle yoğururken biraz bilek gücü istiyor. Aksi takdirde suyun içinde erir. Ne kadar sert olursa o kadar güzel olur. Tabii ki mantı hamurunu yaptıktan sonra bütün hamurlarda olduğu gibi bir miktar dinlendirmek lazım. Bu mayalı bir hamur değil ama yine de içine koyduğumuz maddeler, malzemeler bir şekilde mayalanacak ve yoğurulması, açılması daha kolay bir hal alacak. Dedik ve hamurumuzu şöyle hazırlayıp birazcık, bir 10 dakika kadar oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz çok güzel dinlendi. İç malzemem peynir demiştim. Şöyle kenara alıyorum. Üzerine sosunu tereyağı ve ceviz de yapacağım demiştim. Onları da kenara alıyorum. Şu mermer tahtamı biraz da önüme rahat çalışmak için çekiyorum. Ve tezgahımı onlayıp hamurumu açmaya başlıyorum. Ben hep söylüyorum, hamur açmaya korkanlar, ille de böyle yufkacılardaki bir yüz yuvarlak bir hamur açmanız gerek yok. Sağından solundan hani yamuk yumuk derler ya, böyle çok şekilli olmayabilir. Mühim olan inceliği. Bir mantı hamuru inceliğinde açsanız yeterli.
Onun için konuya başlarken hem anneler hem babalar dedim. Bu tarifi babalar da gayet güzel annelerle beraber yaparlar. Mantının en sıkıntılı tarafı şudur. Açarsınız, kesersiniz. Kurumasın diye çabuk çabuk kapatmak gerekir. O zaman evde bütün ev halkı toplanıp bunu hep beraber kapatırsa hem beraber bir şey yapmış olurlar, bir şey paylaşmış olurlar. Güzel sohbetler gelişir. Hafta arası birbirinizi görmediğiniz için özlem giderirsiniz beraber. Lezzeti de bir başka olur. Siz ölçüleri arttırabilirsiniz kendi kalabalığınıza göre. Eziyorum. Tıpkı hani mantı yaparken kıyma, soğan, karabiber karıştırırız ya. Bunda da sadece beyaz peynir var. Beyaz peynirimi şöyle eziyorum. Evet, peynirim de hazır. Mutfakta sadece Sinem eksik. Şimdi Sinem'i çağırıyorum. Sinem gel beraber kapatalım. Biz Sinem'le atölyede beraber çalışıyoruz. Sinem gastronomi öğrencisi. Hem okuyor hem çalışıyor. Çok çalışkan. Onu çok seviyoruz. Evet, biz atölyede bunu açarken hiç kapı pencere hiçbir yer açmayız. Hava temasından, rüzgardan, soğuktan, sıcaktan etkilenmesin mantının hamuru diye ki sizin de aklınızda bulunsun. Hep aynı ısıda açarız ki mantıyı. Hamuru herhangi bir kazaya denk gelip istediğimizin dışında bir şey olmasın, kurumasın. Evet. Mantıların hepsi yukarı çıktığında mantımız hazır demektir. Bunları dediğim gibi evdeki kalabalığa göre difrize atabilirsiniz. Buzlukta saklayabilirsiniz. İki kişi yapınca gerçekten çok kolay ve çok güzel oldu. Şimdi diğer taraftan bunlar pişerken mutfağımı toparlayayım, sosunu hazırlayalım beraber. Şimdi hemen tereyağını eritiyorum. Tereyağı yanmasın diye muhakkak ben tereyağı eritirken birazcık zeytinyağı ilave ederim içine. Çünkü tereyağı çabuk yanan bir yağdır. Şimdi bunun asıl tarifinde tereyağı güzelce eritiliyor, içine ceviz konuyor. Ceviz de güzelce kavruluyor ve mantının üstüne dökülüyor. Ama ben acı seven birisi olarak biraz böyle bir kırmızılık görmek istiyorum mantıda. Biraz acılık hissetmek istiyorum. Onun için ben kırmızı pul biber de ilave edeceğim. Ama o tamamen keyfek eder. Seviyorsanız ve istiyorsanız. Şimdi bu burada böyle erirken ben şu mantımı alayım. Bir taraftan da yağını yakmayayım. Oh, şu mantıyı hepimiz severiz değil mi? Çok iştah açıcı. Çabuk acıktırır gerçi karbonhidrat. Ve en son final. Finale hazırsanız ocağımı kapatıyorum. Evet, bugün Merhaba Hayat Mutfağı'nda sizin için yapımı son derece kolay. Cevizi saymazsanız ekonomik sayılabilecek şahane bir mantı yaptım. Cevizin de lezzeti ve tadı olsa yeter sizin için aslında. Mantının hamuru lezzetli, içindeki peynir lezzetli, tereyağı zaten neyin içine konsa güzel oluyor diyelim. Hafta sonunuz için biz size yapmanız gereken, hani yemeğin yarısı ne yapacağına karar vermek, yarısı da yapmak derler ya. Biz sizin adınıza bugün ne yemeği yapacağınızın kararını verdik. İş size düşüyor, bütün aile fertlerine düşüyor. Merhaba Hayat bütün hızıyla devam ediyor. Merhaba Hayat'ın mutfağından bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık. Evet, hakikaten çok sağlıklı, fresh, şahane bir mantı tarifiyle başladık yayına. Midelerimize hitap ettik. Şimdi sağlığımıza hitap edeceğiz. Kiminle? Beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar hocam bizlerle. Bel fıtığı konuşacağız. Efendim, bel fıtığı olmayan var mı? Neredeyse yok. Her insan hayatının bir bölümünde mutlaka bel ağrısından müzdarip olabiliyor. Ama bu her zaman fıtık mı acaba? Bütün bunları konuşacağız. Tedavi yöntemlerini de konuşacağız. Efendim, bizi 0212 702 1777'den canlı yayında arayıp sorularınızın cevabını da alabilirsiniz. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Bomba gibiyiz. Ne sizler güzel, de iyisiniz. Maşallah. Bizler deyiz. Hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Ekran elektro başındaki... gitarı da almış gelmiş, evet, hocam. Ben burada. Öyle diyorum. Şu sazıma bir düzen ver diyorum. Değil mi? Ya, evet. Muazzam bir aslında yapı, evet, anatomi. Kesinlikle. Ama harika. Biz zaman zaman bunu bozabiliyoruz. Özellikle şu beldeki disklerde. Kesinlikle. Bel fıtığı neden oluyor ve neden bu kadar sık? Evet.
Şimdi bel fıtığı hayatımızın artık vazgeçilmez parçası. Ben şöyle diyorum, hani gelin kaynalar vardır ya, ne beraber yaşayabilirler ne de ayrı kalabilirler. Hayatımızın içerisinde vazgeçilmez bir noktaya oturmuş durumda. Yani çünkü bizi terk etmiyor. Müzmin bir hastalık. Yani hep hekimler birçok hastalık görmüşlerdir, ancak bel fıtığı kadar insanı müzmin ve süründüren bir hastalık yoktur diyebilirim. Niçin? Çünkü bel bölgesi aslında hayatımızın tam ortası. Nasıl bir bina düşünün, binanın kolonları var. Binayı ayakta tutan kolonlardır. Bu kolonlar nasıl hayatın tam ortasında binayı inşa ettiyse, omurgada varlığımızı, dik duruşumuzu, hayat içerisindeki mücadelemizin tam ortasına oturmuş ve bütün yükü de sırtına almış, taşıyıp götüren bir özelliğe sahip. Dolayısıyla omurgaya öncelikle iyi bakmamız gerekiyor. Yani o bizim için son derece değerli. Fakat biz bunun farkında değiliz. Farkında olmadan günlük yaşantımızı yaşadığımız için, yani onun kıymetini, onun kadrini bilmeden sıklıkla sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bele baktığımız zaman aslında omurgaya genel olarak bir baktığımızda... Anlatalım, şöyle bir sistemi şöyle, de gösterelim. Tabii, evet, şimdi insanoğlu biliyorsunuz, varlıkları düşündüğünüz zaman omurgalılar, omurgasızlar diye ikiye ayrılır. Evet. Temel biyolojiyi hatırlarsanız. Sosyolojik olarak sosyolojik omurgalılar olarak ve omurgasızlar. Aynen öyle olarak. Yani omurgası olanlar olmayanlar diye ayrılıyor. ve bütün canlı varlıklar içerisinde omurgasını genelde hayvanlar mesela şöyle taşırlar. Evet. Omurgasını dik taşıyabilen tek varlık insan. Evet. Bakın önemli bir özellik bu. Evet. Yani nedir bu? Yer çekimine karşı mücadele eden ve dik olarak, hani bir elif gibi dik durabilen tek varlık insanoğlu. Evet. Dolayısıyla omurgamızın yapısı, matematiği, mühendisliği çok önemli. Hemen ondan bahsedelim. Biraz daha teknik şeyler anlatacağım. Belki sabah sabah kardeşlerimiz sıkılabilir ama sıkılmasınlar. Ama bunu da bilsinler. Evet, çok hafif böyle bir bukleler vereceğim. Şimdi bel bölgesine yandan baktığımız zaman burası bel. Bu bölge sırt ve bu bölge boyun bölgesi. Boyun bölgesi çukur, sırt bölgesi kambur, bel bölgesi de çukur olması lazım. Evet. Bunun bir rot balansı var. Hani her aracın bir rot balansı vardır. Rot balans dediğimiz nedir? Bütün sistemin, hareket eden sistemin oturduğu ana kaide. Ve bir araç bakımına girdiği zaman bir araç önce rot balansına bakılır. Yani dengesi, hareket ederken dengesi yerinde mi diye bakılır. O denge bozuksa ne olur biliyor musunuz? Önce amortisörler patlar, sonra lastikler patlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. O denge, işte bel bölge, omurganın da bir dengesi var. Ben tabii omurga demiyorum, bilenler biliyor, Osman diyorum. Şimdi Osman deyince de herkes soruyor, hocam Osman kim? Os kemik, man adam demek. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Yani kemik adam anlamında ve çok meşhurdur benim Osman'ım, ünlüdür. Dolayısıyla fotoğraf çekilmeye gelenler falan var yani Osman'la o düzeyde. Omurgamıza, Osman'ımıza iyi bakacağız. Ben onun hikayesini anlatıyorum, onun hayatını anlatıyorum. Onun yaşantısını anlatıyorum, onun çektiklerini yaşlanıyor anlatıyorum. Yaşlanıyor mu hocam? Omurgada yaşlanıyor evet, mu? Evet, şimdi önce bu mühendislik bozulmaya başlıyor. Nasıl bozuluyor? Yani bu mimari, bu mühendislik sıklıkla görürler. MR çektiren çok insanlar var artık. Bu teknolojiye ulaşmak çok kolay. Bakıyorsunuz raporlara, belde düzleşme. Evet. Boyunda düzleşme. Evet. Normalde bakın şöyle çukur olması gereken boyun bölgesinin dümdüz olduğunu görüyoruz. Ya da çukur olması gereken bel bölgesinin dümdüz olduğunu görüyoruz. İnsanoğlunun normal omurgası S şeklinde, bakın şöyle olması gerekir. Evet. Evet. Ama yeni nesil insanoğlu diyorum ben buna. Yeni nesil insanoğlunun omurgası C şeklinde. Boyun düz, bel düz ve C şeklinde bir yapıya sahip. Yani rot balans genel olarak birçok insanda bozulmuş durumda. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu rot balans bozulunca omurganın orta noktaları değişiyor. Yani omurgaya binen yük ve onu karşılayan yükler dengesiz bir şekilde hareket dağılıyor. Dolayısıyla belli bölgeler, belli diskler daha fazla yük taşırken belli bölgelerin daha atıl kaldığını,
sisteme katılmadığını görüyoruz. Peki şimdi omurgaya iyi bakmak. Evet. Herkes ister tabii ki bel ağrısı olmasın, boyun ağrısı olmasın, fıtıkları olmasın, cerrahiye muhtaç olmasın. Evet, Allah korusun. Genç yaştan başlayarak ben omurgama iyi bakmak istiyorum ve böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorum diyen ne yapacak? Evet. Şimdi bana tek kelimeyle sorsanız hocam bel fıtığın sebebi nedir? Bak, çok önemli, yani basit bir sorudur ama herkes bir şeyler söyler. İşte ağır kaldırmak, işte kilolu olmak, efendim ani ters hareketler vesaire vesaire. Birçok şeyler söylenebilir. Evet. Ben tek kelimeyle bir şey söyleyeceğim. Nedir? Susuzluk. Aa. Evet, aynen öyle. Nereden çıktı bu hocam diyorlar. Şuradan çıktı. Nasıl cildiniz kurur? Bakın insanoğlu suyla yaşar. Nasıl susuz vaziyette su içmediğiniz, vücudun o ihtiyacını karşılamadığınızda cildiniz kurur. Bütün eklemler de kurumaya başlar. Evet, şöyle düşünün, bir tarla düşünün. Yanından bir ırmak geçiyor. O tarla o ırmaktan beslenecek, doğru mu? Evet. Evet. Şimdi diskler de bizim eklemlerimizde, bakın hareket kabiliyeti sağlayan diskler. 33 tane kemik var. Bu 33 kemik arasına eklemler yerleştirilmiş ve böylelikle 360 derece hareket kabiliyeti sağlanmış. Harika, muntazam bir yapı var. Ve bu yapı içerisine de vücudun elektrik tesisatı döşenmiş. Beyinde üretilen elektrik omurganın içerisinden ta kalçaya kadar getirilir. Ve bu seyir sırasında sağlı sollu küçük kablolar vererek en ücra köşeye kadar dağıtılır. Yani iki görev var aslında omurganın. Bir, vücudu ayakta tutmak ve hareket kabiliyetini sağlamak. İki, vücudun hareketini sağlayan elektrik sistemine zemin hazırlamak, ortam hazırlamak. İçindeki kanal elektrik sistemini, yani ana sinirlerimizi tüm vücuda dağıtmak için oluşmuş düzeyde. Dolayısıyla bu iki görev bilfiil yerine gelecek. Hareket kabiliyetini o diskler sağlıyor. Bakın şurada gördüğümüz diskler. Evet. Bu disklerin sağlıklı hareketine sağlayabilmesi için, ki zaten fıtıklar bu disklerden çıkıyor. Fıtığın kaynağı eklemlerden, eklemlerin dışarıya doğru taşması. Bakın şöyle gösterelim bir tane fıtık. Fasulyecik gibi, evet, orada fasulyecik duruyor. Evet, fasulyecik gibi. Ve burada siniri altına alması. Bu diskleri omurgada dışarıya taşmasın diye tutan bağlar var. Nasıl mesela Artvin tarafına gittiyseniz oralarda böyle yolların kenarlarından geçerken dağlardan, taşlardan kayalar düşmesin diye böyle demir ağlarla örülmüştür. Evet. Omurganın tamamı da böyle demir ağlarla, kollajen, çok güçlü kollajen yapılarıyla örülmüştür. Niçin? Çünkü hareket esnasında buradan disklerden, eklemlerden bir taşma olmasın ve etrafına zarar vermesin diye. Peki bel bölgesinde hep fıtık oluyor da, şimdi o da akıllarına gelecek. Mesela sırt bölgesinde neden daha az oluyor? Evet, aynen öyle. Aslında mekanizma aynı. Şimdi o tarla örneğinden gidersek, tarla suda, o nehirden beslenmek zorunda ki yeşersin. Eğer kurumaya başlarsa, ki diskler vücudun bütün organları bizzat kan damarlarına sahiptir. Yani kalbe ya da karaciğere ya da vücudun başka yerine bizzat beslemek için damar gider. Evet. Ama buradaki disklere, yani eklemlere bizzat damar gitmez. Bakın çok ilginç bir şeydir bu. Etrafından geçer. Aynen tarlanın yanındaki nehir gibi. Yanından geçer. Ve bu diskler bir bebek gibi, nasıl bebekler pipetle su içer, orada yanından geçen damarlardan su içerek, emerek beslenir. Bebek gibidir aslında buradaki diskler. Şimdi eğer siz o beslenmeyi sağlamazsanız, yeterince o nehirden su akmazsa tarla kurumaya başlar. Doğru mu? Evet. Kuruyan ne olur? İşte az önce hamur gördük. Sevgili ablamız çok güzel hamur yaptı. Bakın açtı, mantılar yaptı. Şimdi o hamur bir mayalandığı zaman ne güzel, böyle elimizde olur. İçinde, evet, koparabiliriz. Yumuşacıktır, lokum gibidir, doğru mu? İşte diskin kıvamı böyle olması lazım. Lokum gibi olması lazım. Çünkü hareket özelliğini taşıyor. Sertleşince fıtıklaşıyor. Bir gün boyunca unutun bir kenarda o hamuru. Ne yapar? Taşlaşmaya başlar. Sertleşmeye başlar. Ve kırılır. Sertleşen her şey kırılır. Doğru mu? İşte kırıldığı yerden fıtıklaşır. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman su, evet, hayati önem taşıyor. Fıtık olmamak istiyorsanız en az 10 litre su içeceksiniz. Hayatın her aşamasında.
10 litre? 10 bardak, çok özür diliyorum. En az 10 bardak. Litre mi dedim? Ben 2,5 litreyi içemiyorum. Kova kova su içeceksiniz diye. En az 10 bardak. Uşağa dönelim mi? Bir izleyicimiz evet, hattımızda. Çok güzel. Gül Hanım, günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Arkadaşlarımdan stüdyodaki sesi biraz yükseltmelerini rica edeceğim. Çünkü ben çok iyi duyamıyorum. Evet. Buyurun. Ben de bel fıtığı var. Boyun fıtığı, boyun düzleşmesi var. Yürümekte zorlanıyorum. Sol bacağıma vuruyor ağrısı. Bunu ameliyat değil diyorlar. Kremle falan ağrı kesici, jellerle falan geçiştiriyor da. Evet. Ama ben çok zorlanıyorum bunda. Bunu hani bel çekenlere bir çektirmek falan gerekiyor mu? Ya da yararlı mı? Hocamızdan bir bilgi istiyorum. Siz ne dediniz? Bel çektirme mi dediniz? Evet. Hani bel fıtığını tıkıyorlar ya. Anladınız siz herhalde. Evet. Peki Gül Hanım, hoşça kalın. Gül Yeter Kökdemir. Hoşça kalın. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Güzel şimdi bir soru. Şimdi ben o bel çekmeleri falan da soracağım artık. Çünkü evet, ekranda falan çok haberlerde görüyorum. Çok. Güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz Gül Yeter Hanım'a. Şimdi anladığım kadarıyla fıtık derecesi küçük. Fıtığın 4 derecesi var. Tamam. Birinci derece bizim açımızdan başlangıç düzeyi. İşte o eklemin kuruduktan sonra o fay hatlarının çatlamasıyla yavaş yavaş kendini dışarıya doğru taşırmasıdır. Orada belirti verir mi? Evet. Burada bel ağrısı başlar. Ha. Ataklar yaşar. Yani hocam ben bir hafta 10 gün yatıyorum. Bir hafta 10 gün yatıyorum ağrıdan. Belim şiddetli ağrıyor. Bir şey yapamıyorum. Tutulup kalıyorum böyle. Sonra bir müddet sonra kayboluyor gidiyor. Bunu 2-3 yılda bir ya da yılda bir yaşıyorum. Bunlar aslında işte ben bunlara artçı depremler diyorum. Sorun başlamış, fay hatları disklerde, eklemlerde kırılmış ve bir fıtıklaşma süreci harekete geçmiş. Ancak daha birinci derece ve uyarı düzeyinde. İşte burada önemli noktalardan birisi. İkinci dereceye ulaştığı zaman bu fıtık, yani biraz daha ilerlediği zaman artık sinirin bulunduğu yere doğru hareket etmiş durumda. Yani şöyle düşünün, burası bir yol. Tamam. Yolda, yolun kenarında ne vardır yol güvenliği için? İşte emniyet şeridi vardır. Barikat vardır. Refüjler vardır. Su kanalları vardır. Ve eğer işte bir heyelan ihtimali varsa, göçük ihtimali, oraya bariyerler oluştururlar. Ya da böyle ağlarla örerler. Yani burada yavaş yavaş yan taraftan yola doğru bir göçük olmaya başlamış, bir kayma başlamıştır. Orada müdahale edilir mi? Bravo. İşte en önemli noktalardan birisi burada. Kardeşlerimiz ne yapıyor biliyor musunuz? O 15 gün yatıyor. Evet. O ağrı nedir merak bile etmiyor. Yan komşudan aldığı işte 3-5 tane kas gevşetici, ağrı kesiciyle attı, ondan bundan aldı. Bakın bir şey söyleyeceğim. Çocuğunuz üniversite sınavına girdi. Kasap Ahmet'e soruyor musun hangi bir bölümü yazayım diye? Sordun mu hiç? Güzel, kim güzel sordu? Benzetmem. Ya da evine mobilya alıyorsun. Mobilya alıyorsun. Terziye sordun mu ben ne mobilya alayım diye? Gidiyor yan komşuya. Yani hayatında fıtık nedir görmemiş ya da duymamış. Anlamsız. Yani sadece kulaktan dolma bilgilerle hayatını yaşamış. Kendini tecrübe etmiş. Yani bunlara güveniyor. Yani biz boyumuzdan büyük işler yapmışız. Anlatabiliyor muyum? Senin söylediğin söze itibar etmekte geri çekiliyor. İşte ilim ve irfan adamlarının ayakları altına alınması budur. Evet. Ve bu bir felakettir ülke adına. Anlatabiliyor muyum? Yani ben 40 yaşımı geçmişim ve hayatım hep böyle geçti. Yani 12 yıldır da bu işi yapıyorum. Yani her gün de okuyorum. Saat gece 10'da da evime giriyorum. Ve hayatımın aslı bu. Yani fıtık, omurga. Ve dünyanın dört bir yerine hizmet ediyorum. Çok özel tekniklerle, ameliyatsız yöntemler, ameliyatlar vesaire. Ama gel gelelim bizim Ayşe teyzeye bir şey dediğin zaman ya bizim komşu da şöyle demişti diye bir cümle bile duyabiliyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? O açıdan burada bilgi kirliliği, toplumsal olarak bilgi kirliliği bizim açımızdan elimizdeki en büyük tehdit. Evet, yani tabii ki manipülasyonlar yapılır. Manipülasyon. Eklem kilitlenmiştir. Bakın burada eklemler var bir sürü. Manipülasyonlar yapılır. Kayropraktik gibi yöntemler var. Yapılır. Akupunktur. Ama bunlar palyatif oluyor genelde. Tabii akupunktur yapılır. Hacamat yapılır. Bunlara karşı değiliz. Bunların her şeyin, her tedavinin yeri yurdu var.
Yani su kimine zehirdir, kimine şifadır. Tabii. Bunu sizin bilme şansınız yok. Bunu değerlendirin. Ondan sonra gidiyor mesela, ben iyi oldum, git bakayım bir belini çektir şuraya diyor. Tamam mı? Gidiyor, aynı adam bana felç olarak geliyor. Yani var mı böyle vakalar? Var, olmaz mı? Yani boynunu çektirmiş, boynundan aşağı felç. Acil ameliyatı aldık. Ne yapacağız şimdi? Eyvah, sorumlusu eyvah. Kim? Yani fikir veren komşu mu? Yapan adam mı? Ne yapacağız? Doğru mu? Bunlar böyle kayropraktör uzmanı, fizyoterapist falan da değil yani. Değil mi? Mahalle arasında falan yapılan onlara, işlemler. Onlara tamamen karşı. Hala her yapılıyor şey, bunlar. Her şey yani lisanslı olmalı, denetlenebilir olmalı. Efendim yani yeri yurdu olmalı. Ülke sonuçta bu işin belki ticaretini bile yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani lisanslı, yeri yurdu olan efendim denetimde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Bu noktalara hayatınızı teslim etmek akıllıca olacaktır. Yani tabii ki tarihten gelen, yani ben işte alternatif tıp diyoruz ama aslında tıpın kökeni orada. İbn Sina ne demiş? Ben demiş hastalıkları 32 çeşit hastalık ana hastalık tarifledim. Yarısı soğuktan, yarısı tokluktan demiş. Evet. Şimdi, ne güzel söz değil mi? Tabii yarısı soğuktan, yarısı tokluktan. Şimdi burada tabii ki biz geçmişten gelen tecrübeleri katacağız ve büyüterek devam edeceğiz. Bunlara iterek ya da yok sayarak hareket edemeyiz. Yani bundan 100 yıl önce bel fıtığı ameliyatı mı vardı? Ya da bel fıtığın teknikleri mi vardı? İnsanlar kendi mecrasında, kendi kültürel yapılar içerisinde çözümler üretiyordu. Ama 100 yıl önce de bu kadar yaygın değildi eminim. Tabii yaygın da değildi. Yaşam tarzı da başkaydı. Şimdi insanlar, şimdi biz yani yaşam tarzı değiştikçe insanların anatomisi de değişiyor. Hocam evden çıkmıyor artık insanlar, farkında. Aynen öyle. Şimdi boyun fıtığı niye çok görüyoruz? Çünkü almış telefonu, şöyle telefon kullanıyoruz. Tabii. Şimdi telefonu böyle kullanırsan boyun fıtığı olmama şansın yok. Bakın benim 30'lar kuralım var. 30'lar kuralı nedir? Nedir? Boyun fıtığı olmak istemiyorsanız, bel fıtığı olmak istemiyorsanız omurganızı, yani osmanımı nasıl kullanacağınızı bilmeniz lazım. Nasıl kullanacağız? 30'lar kuralına riayet ederek kullanacaksınız. Yani şu, göz hizanız, boyun için söylüyorum. Tamam. Göz hizanızı aldınız. Göz hizanızın yaklaşık 30 şu. Telefon daha burada. Daha aşağıda olmayacak. Evet, daha aşağıda olmayacak. Ya da bilgisayar ortamı karşınızda şöyle 30 derece açıyla, açılanmış vaziyette sadece bu şekilde. Ya da yukarıya mesela perde asıyor şöyle. Boyun bu şekilde saatlerce perde asıyor. Ya da işte ütü yapıyor. Bel bölgesi 45 derece olmuş. Ütü yerde, masa yerde. Saatlerce böyle ütü yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ne yapacaksın? Ütüyü kaldıracaksın. Ayağının altına, bir tanesinin altına da bir yükseklik koyacaksın. Aslında ne kadar kolay, çok kolay şeyler değil mi? İnanılmaz kolay. Çamaşır asıyor. Sele yerde, çamaşırlık tepede. Yani al, as. Al, as. Yani bu ne oluyor biliyor musunuz? Yani şöyle bir aynı hareketi Osman da yapsın bakalım. Bakın alıyor, asıyor. Alıyor, asıyor. Omurganın geldiği yani vaziyeti görüyor musunuz? Bakın al, as. Al, as. İki büklüm oluyor. Yani kemikler çıktı bakın burada ben yaparken. İki büklüm. İnsanoğlu ne olur? Yani niye bunu böyle yapıyorsun? Alışkanlık işte, yapıyoruz. Hayır. Bir sandalye koyacaksın. Sepeti alacaksın. Üstüne koyacaksın. Şu hareket. Tık tık. Gitti, gitti. İşte kıymetini anladığımızda o ağrılardan kıpırdayamaz hale geldiğimizde, bacak uyuştuğunda, ayak düştüğünde kıymetini son anda anlıyoruz. O zaman anlıyoruz. Böyle bir sıkıntı. Yani kullanmaktan tutalım da beslenmeye kadar bu hastalıkların pek çok altyapısı var. Beslenmeyle alakası ne? Evet, beslenme. Temel olarak su. Suyu asla ihmal etmiyorsunuz. Az önce söylediğim gibi. Yani kullanmaktan ya da günlük yaşantı içerisinde omurganın kullanım şeklinden daha ziyade onun nasıl beslendiği. Peki şeyi de sorayım hadi o zaman size. Bu kolajeni artıran işte kelle paça falan çok medyatik ya. Bunlar etki ediyor mu omurgaya? Kesinlikle. Haftada bir mutlaka kelle paça. Yani kolajenin şu hayatımızda kelle paça diye bir şey yok bakın. Sadece böyle sevenler gider yer. Hayır. Ev, aile ortamında haftada bir kelle paça, ciğer. Mutlaka sakatat bulunacak. Öyle mi? Kemik. Kurban bayramlarında böyle poşet poşet kemik atıyoruz. Bakın atıyoruz. Hayır. Onları biriktiriyorsunuz. Kaynatıyorsunuz. Sularını donduruyorsunuz. Buzluğa yemeklerinize koy. Buzluğa koyuyorsunuz. Yemeklerinize bunlardan katıyor. Çoluğuna çocuğuna yedireceksin. Bunlar olmadığı zaman kreker gibi oluyor çocuklar. Evet.
kütür kütür dökülüyor. Yeni nesil. Ben affedersiniz. Yani 11 yaşında fıtık olur mu bir insan ya? 11 yaşında fıtık. Çocukların okul çantaları da hocam maşallahı var yani sırt çantaları. Evet. Onlar tabii onlar başka bir hikaye yani. 11 yaşında ben fıtık tedavi ettim. Olacak şey değil yani. 11 yaşında 11 çocukta yaşında. Fıtık var. Evet. Evet yani genetik altyapısı olabilir bakın. Fıtığın çok ciddi genetik altyapısı var. Özellikle anne tarafından geçiyor. Bunları tabii bilimsel olarak tespit edebilmiş değiliz. Çalışmaları yapılıyor ama risk faktörlerinden birisi ciddi evet, risk faktörleri. Çok güzel anlatıyorsunuz ama süreyi de ekonomik kullanalım. Öyle soruları mi? Tamam, sorayım ben size. Ben şahane anlatıyorsunuz. Sohbet kıvamı güzel. Şimdi belimde dediniz ki 4 derecesi var bel fıtığının. Evet. İkiye kadar anlattık. Doktora ne zaman başvuracak? Bravo. Aslında ağrı olduğu zaman doktora gitmek lazım. Niye? Çünkü ağrı aslında bir alarmdır vücudun. Fıtık olmak zorunda değil. Bazen bize fıtık diye geliyor, bakıyorsun Allah korusun bir tümör çıkıyor. Basit bir ağrıyla geliyor. Yani omurganın farklı hastalıkları var, ağır hastalıkları var. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Onun için ciddiye almak lazım, onu anlatıyorum. Yani yan komşudan ya da ondan bundan onu geçirecek, geçiştirecek bir çözüm değil. Önce ne olduğunu tespit etmek, ondan sonra tedavisine bakmak. Evet, bir fıtık başlangıcı olabilir. İkinci derece, üçüncü derece olabilir. Zaten ikinci dereceye geldikten sonra kalça ağrısı başlar. Bel için konuşuyorum. Hocam kalçama birisi bıçak saplıyor der. Sağ taraf ya da sol taraf. Üçüncü dereceye geldiği zaman artık bacak ağrısı başlar. Damar çekilir böyle o ortadan. Evet, kasılmalar, ağrılar çok şiddetli bacak ağrıları başlar. Artık dördüncü dereceye geldiği zaman uyuşma, karıncalanma, kasılma, kramp ve yanma başlar. Evet ve bunu uzun süre beklettiğiniz zaman yani artık sinir çünkü kapıya parmağınız nasıl sıkışmış o vaziyette bulunduğu yerde bir fıtık tarafından sıkıştırılmış ve ezilmiş durumda. Deprem olunca ne yapıyoruz? Cana mala bakan var mı? Mala bakan var mı? Cana bakıyoruz. Ne yani kimi kurtarırız? Fıtığın altta kalmış durumda. Bakın ben sinirinizin avukatı omurganızın da mimarıyım. Kendimi böyle tarif ederim. Önce sinir için konuşuyorum. Sinir vücudun canıdır. Her şeyi yapabiliyoruz biz ama sadece sinirin hasarını tahmin edemiyoruz. Onarılmıyor değil mi sinir gitti. Hasarı? Hayır. İnsanoğlu şu an onu başaramadı. Yani diski yerine koyuyoruz mesela. Bir protez koyuyoruz oraya. Disk konulabiliyor. Onun yerine geliyor. Ama sinir hasarı geliştikten sonra onu yerine koyamıyoruz şu an için. Ki felçe kadar giden vakalar da var bildiğin. Kesinlikle. Pat diye ayağa düşüyor. O açıdan özellikle muayenemiz çok önemli. Muayene yaparken güç kaybı var mı, başlamış mı? Bunları değerlendiriyoruz ve tabii en erken ne kadar erken yakalarsak ameliyata gitme oranımız o kadar zayıf. Artık teknolojiler çok ilerledi. Gelecek bence bel fıtığı, boyun fıtığı adına evet sayısı artmakta insanoğlunda, yaş düşmekte bunları görüyorum ama teknolojinin ilerlemesi, tecrübelerimizin ilerlemesiyle de ümitlerimiz ve çarelerimiz artmakta, yükselmekte. Dolayısıyla ümitsiz olmamak lazım. Şimdi yeni teknolojiler var, ameliyatsız teknikler var. Bunları ben uzun süredir... Hocam herkes ameliyat diyorlar hemen dediği için izleyiciler bunu çok soruyorlar. Belim ağrıyordu, gittim fıtık var dediler, ameliyat dediler. Evet. İşte vida takacağız dediler. Bundan biraz ürküyor izleyicilerimiz. Evet. Yani ben o ameliyat, özellikle vida sistemlerini terk etmiş bir hekimim. Uzun süre yaptım. Onların insan omurgasına gerektiğinde kullanılması yani gerçekten elzem olduğunda kullanılması gerektiğine inanan bir hekimim. Dolayısıyla özellikle omurgaya neşter vurarken bir değil bin kere düşünmek lazım. Özellikle bel bölgesi. 33 katlı bir bina düşünün. En birinci kata yani en dip katındaki kolonlara kıyım yapıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Yani ve yük ona biniyor. Yani bir eser kalıyor. Yani bir eksiklik kalıyor. Hocam yani şu kaldı diyor. Yani çok uzun süre yapmış birisi olarak. Dolayısıyla ameliyatı ben gerektiğinde yapıyorum. 100 fıtığı olan hastanın ancak bir tanesine ameliyat gerekiyor. Oraya bir virgül. Ameliyatı gerektiğinde yapıyorum. 100 fıtıktan birini yapıyorum. Oraya bir virgül. Çünkü Kocaeli'nden bir izleyicimiz hattımızda. Liber Hanımcığım günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsminiz ne anlama geliyor Liber Hanım? Değişik geldi. Evet. Gül Kalesi. Gül? Kalesi. Gül Kalesi. Evet. Ne güzel bir isimmiş bu ya. İlginç. Evet. Uzun ömürler diliyorum isminizle. Sorunuzu alalım Fatih Hocam'a. Efendim hocam? Fatih Hocam sorunuzu bekliyor. Buyurun. Evet Nibel Hanım merhabalar.
Merhaba hocam, hayırlı Buyurun. günler. Teşekkür ederim. Ben 2 sene önce bir bel ağrısıyla hastaneye gitmiştim. Evet. Belimdeki yalnız omurganın çok temiz olduğunu söylediler. Kalça kemiğimde sağ tarafta eğrilik olduğu söylendi. Evet. Bu şu anda benim yalnız diz kapağımda çok ağrıyor. Bize vurur mu? Ben onu çok merak ediyorum. Tevellüt kaç? Kaç yaşındasınız? 52. 52. Genç. Evet. Genç daha hanımefendi. Nibel Hanımcığım hoşça kalın. Geçmişler olsun. Yalnız ben MR makinesinden korktuğum için de tekrar da MR'a da gidemiyorum. Eyvah. Peki hoşça kalın. MR altın standart mı bu işte? Hemen onu sorayım o zaman. Evet, MR'la tanı koyuyoruz artık. Hmm. Çok net görüyoruz her şeyi. Bir de MR korkusu var. MR, evet, MR'a giremeyen açık MR'lar var şimdi. Giremezse farklı yöntemlerimiz de var. Tamam. Teşhis amaçlı. Burada şu önemli, güzel bir soru bu. Şimdi omurgadaki bozukluklar aslında bir bütün olarak baktığımız zaman omurgadaki herhangi bir bozukluk önce kalçaya sonra dize vurur. Mesela omurganın az önce gösterdiğim gibi işte düzleşmesi boyun bölgesinin, bel bölgesinin ya da sıklıkla özellikle çocukluk yaştan gelen doğumsal da olabilen skolyoz dediğimiz omurganın sağa sola yatması var. Mesela 10 derecenin altında aslında skolyoz toplumda 5 kişiden birinde görülüyor. Bakın çok ciddi bir rakamdır bu. Evet. Fakat tespit edilemiyor. Niye? 10 derecenin altında. 5 derece, 10 derece skolyoz dediğimiz omurgaya önden baktığımız zaman hafif sağa ya da sola yatmasıdır. Evet. Tabii 20 derecenin üzerindeki skolyozları dışarıdan algılayabiliyoruz. Şöyle yamuk oluyor. Yani bir omuzu yukarıda, bir omuzu aşağıda oluyor. Onu anlayabiliyoruz ama 10 derecenin altındaki ne annesi anlayabiliyor? Onun için ben ebeveynlere söylüyorum. Çocuklarınızı banyo yaptırırken mutlaka çıplak omurgasına bakın. Yatırın. Herhangi bir tanesinde uçak gibi. Uçak nasıl bir yere doğru böyle manevra yaparken bir kanadı kalkar. Eğer bir kanat kalkıksa mutlaka bir omurgayı değerlendirdin. Hatta skolyoz tarama testi olmalıdır bütün okullarda. Kızlarda da daha çok oluyormuş, evet, öyle mi? Evet, kızlarda daha çok olur. Dolayısıyla bu tarzda yamukluklar hayat boyu devam ediyor haliyle. Ne oluyor biliyor musunuz? Normalde dümdüz bir omurgada bütün yükler eşit paylaşılması gerekirken bir taraf yamuksa bir tarafa daha çok yük biniyor. Yani bu kalçaya daha çok yük biniyor ve bu kalçanın kireçlenmeye başladığını görüyoruz. Diz bölgesinin, bu taraf diz bölgesinin daha hızlı yıprandığını ve bakın 50 yaş. 50 yaş çok ne olabilir? Genç, çok genç tabii. Şimdi 50, ben bakıyorum 45 yaşında, 50 yaşında diz protezleri, kalça protezi havada uçuyor. Ya diyorum 40 yaşında insan nasıl dizini parçalar? Nasıl oluyor bu? Anlatabiliyor muyum? Çok hareketsiz yaşıyoruz hocam. Bu da herhalde evet, çok işte etkiliyor. Evet, işte beslenmeden artık endüstriyel gıdalar. Yani her şeyimiz paket. Evet. Böyle bir şey olmaz. O açıdan beslenmemizden tutalım günlük yaşantımıza kadar. Ben bunu temel olarak 3 omurgamıza, 3 yani Osman'a iyi bakmak için 3 konuyu mutlaka ana başlıkta incelemek lazım. Birincisi beslenme. Beslenmemizi günlük yaşantımız içerisinde su ana noktaya oturuyor. İkincisi egzersiz. Mutlaka egzersiz gün içerisinde en az, çünkü işleyen demir ışıldar. En az 1 kilometre yürüyecek kesinlikle ve günlük boyun egzersizi, oturduğumuz yerde televizyon seyrediyoruz. Sabah çok kalktık basit bak şu an. Egzersizler var aslında. Bakın ya. Kahvaltı yaptık, sabah bizi seyrediyorsunuz. Oturduğunuz yerden boyun egzersizleri, bir boyun ne yapar? Bir boyun ne yaparsa onu yapacaksınız. Yani özel bir şeye gerek yok. Yani boynunuzu sağa, sola, sağa, sola 20 kere. Boynunuzu ne yapar? Boyun döner. Ne yapar? Şöyle yapacaksınız. Bakın sağa sola selam vereceksiniz 20 kere. Bunu hayat boyu, yani yıllarca yapmadığınız zaman artık bu hareket yapamaz oluyorsunuz. Tabii. Eklemler tutuluyor. Tutuluyor. Aynen öyle. Oturduğunuz yerden, yattığınız yerden bel egzersizleri çok basit. Yani emin olun gün içerisinde 10 dakikanızı bile almayacak yani. Televizyon seyrederken yapabileceğiniz kesinlikle şeyler. Sadece ilgili olmanız lazım. Egzersiz ve en önemlisi de yük. Yani ağırlığımız. Yükümüz ne kadar çok olursa günlük orayı yaşantı sevmiyoruz içerisinde. Orayı çok sevmiyoruz. Kilo kısmını çok, sevmiyoruz. Çok o besleyi sevmiyoruz konuşmayı. Peki hocam şimdi ameliyat olmak istemiyorum deme evet. Şansım var mı benim? Evet. Her zaman şans vardır hayatta. Ameliyat şunu sormak, yani şu soru bence güzel bir soru. Ne zaman ameliyatı kesin? Ne zaman ameliyat edelim? Eğer bel fıtığınız var.
Hemen ekran başında. Aslında şurada yapabilsem keşke, ekran başında kendi evlerinde yapabilecekleri. Bir dahaki yayında yapalım tamam, mı? Tamam, güzel olur. Kendi evlerinde yapabilecekleri güzel testler var. Mat mı koyalım öyle bir durumda? Yani yok, muayene için evde küçük bir muayene bile yapabilirler kendileri. Sediyemiz vardı aslında ama. İyice gerek ayakta. Yani ayakların bale yapar gelin gibi. Gelin bana yaptırın hadi. Tabii yapalım. Aşk olsun yani, ne demek ne evet, demek. Evet. Mesela bakın evdesiniz. Evdesiniz, bel ağrınız var. Evet. Hafif de bacağı ben vurmaya başladı. Bende fıtık var bu arada. Ha. Ah ne güzel. Allah fıtıksız bırakmasın. Şöyle bacağınıza doğru vurmaya başladı. Acaba benim fıtığım 3. derecenin üstünde mi? Ya da sinir baskısı var mı? Sinirimi ezmiş durumda mı? Bunu evde bile test edebilirsiniz. Bakın yapacağınız ne şu yapacağım? Aynanın karşısına geçiyorsunuz. Okay. Biz de ekrandayız. Tamam. Hemen parmaklarımızın ucuna çıkıyoruz. Görüyor musunuz? Ama ben stilettoyla nasıl çıkayım? Aman düşmeyelim. Bakın şöyle yürüyoruz. Kafkas oyunları gibi oldu. Bakın çok güzel. Bakın şu an biz yapabiliyoruz. Ama ağrınız olduğu yerde ayağınız bunu yapamıyorsa bakın şöyle olur. Benim mesela sağda bakın, fıtık ağrım var şu evet, an. Şöyle olur. Bakın ağrı ama burada güç kaybını ölçüyoruz. Bu taraf düşer. Bu taraf kaldıramaz. Geriye doğru gidiyoruz evet, hocam. Dolayısıyla, o tarafta güç kaybımız var demektir. Devam ediyorum. Bakın topuk yapıyoruz. Tamam. Topuk yapıyoruz bakın. Ben topuk. Yapamıyorum tabii. Evet topuk. Şunu görüyor musunuz? Bakın ben yapıyorum. Problemli yerde eğer bu şöyle oluyorsa yürürken ayağınız böyle düşer. Bakın düşer böyle. Görüyor musunuz? İşte burada sorun başlamış demektir. Ha. Yine benzer şekilde devam ediyorum. Bu bütün sinirleri test ediyoruz bakın. Çok güzel bir testtir. Yani çok basit ve çok güzel bir testtir. Efendim çömeliyoruz ve kalkıyoruz. Squat yapar gibi. Bravo. Çömeliyoruz, kalkıyoruz. Bir taraf kalkamaz. Ağrılı taraf. Kalır mı öyle? Kalır böyle. Tut beni der. Kaldır beni der. Eyvah. Kalır. Yığılır kalır. Beraberinde bakın çok güzel bir test. Belden eğiliyorsunuz. Rukiye gider gibi. Eğiliyorsunuz. Tamam. Eğiliyorsunuz. Burada ağrınız şiddetlendiyse. Ay o nasıl ağrıyor evet, ama. Şiddetlendiyse biz bunu muayenede de test ediyoruz. Buna LASIK testi denir. Burada bacağınız şiddetlendiyse fıtığınız iyi derecede sinire basmıştır. Ve neredeyse 3 derecenin üzerindedir. Yani 4. dereceyi bile belki görmüş durumdadır buradaki LASIK. Tamam. Mesela boyun için aynı şekilde boyunda ne yapacağız? Duvara yaslanıyorsunuz. Duvara evet, yaslanıyorsunuz. Kendinizi bir itmeye çalışıyorsunuz. Parmaklarınızla itiyorsunuz. Bir tarafı itemezsiniz. Duvara yasladınız ellerinizi parmağınızla parmak uçlarıyla itmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Bileğinizle itmeye çalışıyorsunuz. Bir taraf itemez. Bir tane kardeş buluyorsun hemen yanında. Çek beni diyorsun. Yani bu sizi böyle çekecek. Sizi böyle ellerinizden çekecek. Çek beni diyorsunuz. Bir taraf tutarken bir taraf pat diye düşer. Böyle. Çek beni diyorsunuz. Çek beni mesela sizde yapalım. Yapalım, şöyle yapalım. Benim omuz sakat ya. Evet ama şöyle millet yapalım. Diyecek ki kadın her yeri hasta. İyi hasta bulduk ya sıkıntımız ne? Çek beni diyorum. Bakın şöyle. Bak burayı çok güzel çekerken. Burayı çekemeyeceğim evet, çünkü omzum az. Bu tarafı. Yapayım mı? Evet. Mesela çekmekte zorlanabiliriz. Evet. Aynı şekilde. Omzum ağrıyor. Şöyle yapıyoruz. Mesela şöyle yapalım. Böyle yapalım. Evet. Sıkıca tutalım. Sıkıca tutalım. Bakın. Evet. Dengeli bak. Çok güzel. İyi miyim? Tabii süper. Hamdolsun. Harika. Bak çok özel bir bilgi vereceğim. Bu senin için olsun. Tamam. Şimdi normalde sol kol özellikle. Sol kol ağrısı yapar. Boyun fıtıkları. Sağ kol ağrısı yapar boyun fıtıkları. Özellikle sol kol kalple karışır. Evet. Allah korusun. Evet. Ve öncelikle kalbi değerlendirmek lazım. Yani boyun fıtığı ikinci, üçüncü aşamada değerlendirmek lazım. Çünkü kalp daha önemlidir. Ancak hemen ayırıcı bir şey söyleyeceğim. Kalp ağrıları genelde boyun bölgesinden, kalpten göğüsten başladığı gibi kolun içine vurur. Öyle mi? Genelde. Evet. Ve genelde boyun ağrısı kolun dışına vurur. Bakın bu önemli. Ve içeridense kalp, evet, dışarıdansa evet, büyük boyun. Büyük ihtimalle aynen öyle. Ve boyun ağrısı eğer bir boyun fıtığına bağlı ağrı, çünkü çok karıştırılıyor. Ortopediye gidiyor, kardiyolojiye gidiyor, kalpte hiçbir sıkıntı yok deniliyor. Yerlerimize geçiyoruz. Vesaire. Evet. Dolayısıyla burada ayırt edeceğimiz konulardan birisi de bu. Kolunuz, bu kol ağrıyor. Tamam. Kolunuzu başınızın üstüne koyduğunuz şöyle. Evet, ağrınız rahatladıysa boyun fıtığısınız. Eğer ağrınız arttıysa omuzda yırtığınız var. Omuzda efendim bir sürü sorunlarınız vardır anlamına gelebilir. Kameraman arkadaşımla karşılıklıyız böyle lay lay lay. Herkes burada yapıyor test. Evet. En çok kameramanlarda boyun fıtığı olur biliyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Meslek fıtığı. Hastalığı. Tabii. Kameramanlar, tekstilde çalışanlar, terziler.
Son iki hocam. Öyle mi? Regresyonu anlatalım hadi. Bravo. Şimdi ameliyatsız teknoloji ilerledi. Ameliyatsız teknikler son derece üst seviyeye çıkmış durumda. Regresyon tedavisi nedir? Şimdi genel tedavileri ben 3 gruba ayırıyoruz normalde. Bir, medikal tedaviler. Yani ağrı kesiciler, kullandığımız işte doktorların verdiği kremler, jeller, şunlar bunlar. Bunlar birinci derecedeki ağrıları rahatlatır. Evet. Yani biraz ağrı kesmeye yönelik tedavilerdir. İkincisi fizik tedavi yöntemleri. Fizik tedavi, evet, omurgada gerekli bir tedavi yöntemidir. Ancak 3. 4. dereceye gelmiş fıtıklarda ve ilerleyen fıtıklarda fizik tedavinin, çünkü fizik tedavi harekettir. Yani manuel terapi dediğimiz hareket etmeyen ya da hasarlanmış dokuyu hareket ettirerek eski gücüne kavuşturmaktır. Kas gücünü arttırmaktır. Fizik tedavinin ayrı bir mentalitesi, ama fizik tedavi ne kadar yaparsan yap ağrı devam ediyordur bu tarzda hastalarda, ilerleyen fıtıklarda. Ve onlarca benim 300 seans hastam var fizik tedavi almış. Yani nereye kadar fizik tedavi alacaksın? Ondan sonraki süreçte fizik tedaviden başarı olamazsak, iyi tedavi olamadık, hala devam ediyor sorunlarımız, ameliyat önüne konuluyordu. Tamam. Şimdi hemen ondan önce ben hep şöyle diyorum. Evet. Köprüden önce son çıkış, köprüden önce son kışta burada regresyon ve robotik lazer tedavilerimiz yönetmenimiz var. Yönetmenimiz de diyor ki hocanın son dakikası. Önce son çıkış bizim için. Evet. Yine bekliyoruz. Regresyonu anlatırız. Çünkü tanışmış olduk programı olarak Fatih Hocam'la. Çok keyifli anlattınız, özetlediniz. Sağ olun, var olun Fatih Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkes Osman'ına iyi baksın. Kesinlikle. Efendim, birazdan Barış Çaynak bizlerle olacak. Ama önce Meltem bir bilgi verecek. Evimizi güzel kokutmak için, güzel koksun diye çok böyle pratik, ucuz bir yöntem anlatacak. İzliyoruz. Merhaba, hayatta yine güzel bir püf noktasında beraberiz. Şimdi kış, evde sobalar yanıyor, kaloriferler yanıyor, camlar pencereler kapalı, bir havasızlık var. O yazın püfür püfür esen mis gibi havalar maalesef yok. Bu da geçecek, mevsim olmadan olmaz, yaz olacak, kış olacak. Ama her daim ve her şekilde evimiz mis gibi koksun istiyoruz. Portakalı aldınız, sıktınız, farz et ki bu tarafını sıktınız. Sıkmasanız bu şekilde de olur. Şöyle birkaç tane çubuğa ihtiyacınız var. Bu böyle misafir sofrasında da güzel duruyor, keyifli gözüküyor. Şöyle dört tarafına takıyorum. Bunu da üzerine koyuyorum. Ve bir şöyle mum. Hani sobanın üstünden gelen güzel kokular diyorduk ya, bir ateşe ihtiyacı var bunun güzel koku salması için. Onu da şöyle ortasına koyuyorum. Defne yapraklarınız varsa biraz da sağını solunu defne yaprağında süslerseniz sofralarınız hem şık hem güzel gözükür. Buram buram bir defne kokusu değil, ama arkadan ve gizliden gelen, eve yeni ilk defa gelmiş biri girdi de mis gibi ne kokuyor, ne sıktınız filan dediği güzel bir koku salıyor defne. Dediğim gibi bu defnenin yanına karanfil, tarçın, portakal kabuğu ekleyebilirsiniz. Böylece evinizin kokusunu mis gibi hale getirebilirsiniz diyorum. Merhaba hayattan. Bugünkü püf noktası da buydu. Evimiz nasıl daha güzel kokar? Hepinizi seviyoruz efendim. Görüşmek üzere. Söz stüdyoda. Evet sevgili seyircilerimiz, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak bizlerle kalp sağlığı konuşacağız. Ne konuşacağız efendim? Bypass cerrahisi konuşacağız. Aort anevrizması ve mitral kapak konuşacağız ve minimal invaziv kapalı yöntemi konuşacağız. Özel bir yöntemdir. Barış Hocam anlatacak. Her zaman olduğu gibi bize 0212 702 1777'den arayabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan da sorularınızı yanıtlayabiliriz. Lütfen yazın diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Barış Hocam? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Nasıl gitti bu hafta? Çok ameliyat var mıydı? Bu hafta iyi gitti. Bu hafta tek geldim. Evet, konukla gelince konuşacak konuşacak vakit bırakmıyorlar bize. Bir hafta da ben konuşayım dedim. Süper yaptınız. Şimdi hocam, kapalı bypass'la başlayalım. Tamam. Bypass cerrahisi halk arasında bilinir ama kapalısı hala çok iyi bilinmiyor. Evet. Neden kapalı bypass? Şimdi
herkes aslında bypass cerrahisini 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Çünkü dünya üzerinde en çok yapılan ameliyat bu. Evet. Çünkü dünyadaki en çok ölüm sebebi kalp hastalıkları. Maalesef. Ve en çok bununla ilgili tedaviler yapılıyor. Bypass cerrahisi de bu tedavinin en son noktası ve en kesin tedavisi. Şimdi bypass cerrahisi eskiden beri yapıldığı için herkes illa bir yakınını, aileden birini, bir komşusunu, bir şeyin ameliyatını görmüş oluyor. Ve bu ameliyat o kadar gözünde büyüyor ki, yani ameliyatların en son noktası gibi görüyor herkes. Çünkü boydan boya göğüs kemiğiniz açılmış, akciğerlere girilmiş, bir deniz kenarına gidiyorsunuz, bacağı boydan boya açılmış, kesi var, büyük bir kesi var. Yani artık şey diye düşünüyorlar, yani bu saatten sonra iflah olmaz bu iş diye düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey değil aslında, içeride yaptığımız iş de. Yaşamdan kopmuş insan diye bakıyorlar hocam. Öyle aslında bakıyorlar aslında, biz öyle yapmıyoruz. Yani aslında onları hayata bağlıyoruz. Çünkü bypass cerrahisi 20 yıl, 30 yıl normal, hiçbir daha anji olmadan kendi sağlığıyla işini gücünü yaparak, hı-hı, yaşamaya devam ediyor insanlar. Hı-hı. Ama işte bu ameliyatı bu kadar büyük kesilerle, bu kadar büyük travmalarla yaparsak ve kalıcı izler, kalıcı bunu yapmalar getirirsek hastaya, bu sefer ameliyattan kaçınılmaya başlıyor. İşte şu orta resimde gördüğümüz iki ameliyat birbirinin aynısı aslında. Ama birini buradan yapmışsınız boydan boya. Doku harabiyeti ne kadar fazla, çok fazla orada, değil mi? Bacak da çok önemli. Bacak da endoskopik olarak çıkarıyoruz biz bacak damarını. O bacak damarı boydan boya çıktığı zaman sürekli bir yara problemi, ömür boyu orada bir şişlik olması, tekrar inmesi sürekli bir sıkıntı getiriyor. Yani sadece ameliyatın erken dönemi değil, uzun vadede de bu sıkıntıları getiriyor. Bizim yaptığımız ne? Bizim yaptığımız böyle göğüs kemiğini açıp kalbi bu kadar görüp yapmak değil. Hı hı. Bunu özel teknolojik yöntemlerle sadece sol kaburgalar arasından küçük bir kesiyle yapmak. İşte klasik bir ameliyatta göğüs kemiği boydan boya kesiliyor. Ondan sonra o tellerle tek tek tutturulup bir araya getiriliyor. Bu şekilde. Şimdi normal bir şeyi düşünelim. Bir kolunuzun kırıldığını düşünün. Ne oluyor? Bir ayda, iki ayda kaynıyor değil mi? Ve ondan sonra uzunca dönem, hani romatizmal ağrılar gibi özellikle mevsim dönemlerinde sızlamalar hissediyorsunuz. Şikayetler oluyor. Bunu göğsünüzde olduğunu düşünün ve bunun boydan boya bir kesi olduğunu düşünün. Yani aslında sonuçta vücudunuzu hareket ettirmeniz artık çok zor. Evet. Değil bu mi? Da mesela kapalı bacak damarı çıkarma yöntemi. Burada bacağı boydan boya, ayak bileğinden kasığa kadar damarını çıkarmamız gerekiyor kimi zaman. Mesela dün 5 damar bir bypass yaptım. 5 damar mı? Evet. Bütün bacak damarını kullandık ama onu oradan çıkardık. Yani şimdi ayağında hiçbir kesi yok, hiçbir iz yok. Bugün kalkıp yürüyecek, şimdi birazdan vizite gideceğim. Odaya çıkartacağız. Sonra da konuk olur bize. İnşallah evet. İzliyorsa sonra çok, da bize konuk çok olur. Çok konuk olmak isteyebilecek biraz da. 5 damar ne demek hocam? Öyle yani, böyle oluyor. Aslında kalbi besleyen 3 tane temel damar var ama bazen bunların yan dallarında diğer damarları da bypass yapmamız gerekiyor. O zaman 4 damar, 5 damar, 6 damar bypass yaptığımız hastalar oluyor. Peki hocam, şimdi kapalı bypass'ı siz uzun yıllardır uyguluyorsunuz. Evet. Hakikaten hocam kongrelerde meslektaşlarına dünya çapında, değil mi, bu ameliyatları da anlatıyor. Yurt dışında da mesela şimdi yurt dışı eğitimlerimiz oluyor. İşte önümüzdeki ay için 2 tane programım var. Yurt dışına gidip orada ameliyat yapıp bu ameliyatı gösterip, hatta hasta hazırlıyorlar bana, bu hastayı ameliyat eder misin diye. Olur diyorum. Onlarla birlikte ameliyata giriyoruz. Ben yapıyorum, biraz yaptırıyorum ve bu şekilde onu öğretmeye devam orada ediyoruz. Orada da talep görüyor mu hocam yurt dışında bu ameliyatlar? Çok görüyor, çünkü bu ameliyatlar aslında Avrupa'da da çok nadir merkezlerde yapılıyor. Evet. Yani hani şu anda Avrupa'da sayabileceğim 3-4 merkez öyle var mi? Sadece bunu yapabilecek ve 3-4 cerrah var, öyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de daha bile yaygınlaştırdık biz bu işi, çünkü sürekli biz paylaşıyoruz, birikimlerimizi anlatıyoruz, görüyoruz. Bazen de şimdi şöyle olmaya başladı. Ben kendi kariyerim açısından şunu görüyorum. Ben uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve ben bütün bypassları kapalı yapıyorum. Yani hiçbir bu hasta olur, o hasta olmaz diye bir şey yok benim için. Bütün bypassları kapalı yapıyorum. Şimdi gittikçe dikkatimi çektik. Son yılda, bu yıl böyle özellikle çok zor hastalar gelmeye başladı. Yani gittikçe damar yapısı çok bozuk, çok bypass yapman gereken, hastalarda çok sıkıntıları olan kişiler. Yani herhalde şöyle düşünüyorum ben, bunlar hani kimse olmaz denilen noktada herhalde bana gelmeye başladılar. Ama bakın ve hocam, gittikçe çok ilginç bir şey oluyor. Söyleyeceğim. Ben şöyle küçücük göz kapaklarımı aldırdım. Ben de her şeyimi yayında maşallah söylediğim için hiç yayını saklamıyorum. Ya yemin ediyorum 3 ay oldu. Hala elimi dokundurduğumda göz kapağıma bir ağrı var. Şimdi buraya yayına hastalarınız geldi. 10 gün sonra gelen biliyorum ben. Evet. Bak 10 gün sonra
gayet rahat oturuyor, sohbetini yapıyor. Hani bakıyorsun bacağından damar alınmış, gayet keyifli seke seke yürüyor. Hakikaten çok, çok önemli bir şey bu. Ya yaşam şimdi, konforunuz çünkü tamamen ortadan kalkıyor. Bu hafta belki getirecektim ama benim acelem var dedi hastam. Bahsetmiştim geçen hafta da böyle çok ileri derecede ağır bir kalp krizi geçirmiş. İşte ameliyat olur mu olmaz mı, kalp nakli mi olsun noktasında evet, bir hastaydı. Evet, konuştuk. Onu getireceğim yine, söz verdi. Şimdi onu ameliyat ettik. 4 gün sonra çıktı. 3 gün sonra 4 gün sonra kontrolde gördüm. Dün gördüm. Dedik gidebilir miyim? Gidebilirsin. Nereye gitti? İzmir'e gitti araba kullanarak. Kendi arabasıyla İzmir'e gitti bir hafta sonra ameliyattan. Yani böyle bir fark oluyor arada. Yani hani araba kullanabilirsin de işte bir dene bakalım gibi değil. İzmir 5 saatlik yola gitti mesela. Yani kendin kullanıyorsun. Bu nedenle bu operasyonları önemsiyoruz ve anlatıyoruz hakikaten. Çünkü diğer türlü meslek hayatını bırakanlar bile var. Evet. Erken emekli yani olan bile var. Aslında bütün bu kapalı ameliyatların avantajı şu. Yani bir kere hep şunu söylüyorum. O çok önemli bir şey. Hı-hı. Yani açık ameliyatta her ne yapılıyorsa bunda da birebir aynısı oluyor. Yani acaba burayı açıp da yapsak daha mı iyi olur diye düşünüyor herkes. Çünkü o küçücük bir yerden yapmakla bunun arasında mutlaka bir fark Hı-hı. vardır diye düşünüyor. Hayır, bu teknolojik yöntemlerle, özel tekniklerle bu konuda çok ciddi bir tecrübe kazandıktan sonra bütün ameliyatları kapalı ama aynı ameliyatı yapabilirsiniz. Yani kaç damar bypass olacaksanız, hangi damarınız değişecekse, nereden damar alınacaksa birebir aynısını bu sefer göğüs kemiğini açmadan, bacakta kesi olmadan küçük bir yerden yapmak mümkün. Peki hocam şunu merak ettim. Şimdi siz uzun yıllardır kapalı cerrahi yapıyorsunuz. İşte kapak değişiminde, kapak, tamirinde, onun için anevrizmada bildiğim kadarıyla hepsini kapalı yapıyorsunuz. Hepsi kapalı. Peki ya şöyle bir hasta var, ona kapalı yapılamaz denilen bir hasta grubu var mı? Şöyle, daha önceden bypass olmuş, tekrar bypass olması gereken bir hasta varsa, tamam. Yani bazen ikinci, üçüncü bypassları yapıyoruz. Hmm. Bu hastalar büyük bir oranda tekrar açık ameliyat olması gerekiyor. Çünkü kalp bütün o etraf dokulara yapışıyor ve şey, o küçük bir yerden o işi yapmak mümkün olmuyor. Ha, ama önceden kesi varsa. Ama daha önceden bypass olmuş ama sonradan kapak ameliyatı olması gereken birisi tamam. varsa onu kapalı yapabiliyoruz. Ha, tamam, onu anlamaya çalıştım. Peki bypass ameliyatı özellikle kapalısı kadınlarda özellikle daha da bir önem arz ediyor bana göre. Çünkü biz biraz daha kokoşuz, işte bacağımızda iz olacak, göğsümüzün ortasında iş olacak. Tabii ki herkes şimdi sağlık her şeyden önemli diyecek ama sağlığınıza kavuştuğunuzda da ya keşke böyle olmasaydı. Herkes bana mı bakıyor? Baştan karar vermenizi engelliyor bir kere bu. Yani şimdi size ilk etapta ameliyat öneriliyor. Diyorsunuz ki asla diyorsunuz. İşte ben diyorsunuz daha genç bir hanımım. İşte bu yaşımda böyle bir iz istemiyorum. Ben giyinmeyi seviyorum. Denize giriyorum. İstemiyor yani bunu. İşte geçen haftalarda konuğumuz olmuştu. İşte 50'li yaşlarında, tabii. 50'li yaşların başında bir hanımefendi. Yani sonuçta bu da sizin kararınızı etkiliyor. Nasıl? Ben asla ameliyat olmayacağım diyorsunuz. Ya hiç ameliyat olmuyorsunuz ya da zorla stentler oluyorsunuz. İşte bu da kötü bir şey. Çünkü ne kadar fazla stent olursanız ve ne kadar fazla krizlerle gelirseniz ileride ameliyat olacağınız noktada o kadar riskli bir ameliyat oluyorsunuz. Yani ameliyatın riskini de artırıyor. Yani kapalısı açığı bir tarafa, ameliyatın riskini artırıyor. O yüzden ilk etapta ameliyata karar vermek açısından bu çok önemli bir şey. Yani ameliyat önerildi, evet ne yapacaksınız bana diye soruyorsunuz. Sadece göğüs altında kalan bir kesiniz olacak, hiçbir yerden görünmeyecek. Bacakta da bir iziniz olmayacak. Bütün damarlarınızı oradan değişeceğiz dediğiniz zaman tamam olabilirim ben böyle bir ameliyat diyor. Özellikle hanımefendilerde. Veya genç bir hastada aynı şekilde ben iş hayatıma çalışıyorum, aktifim, sporumu yapıyorum, sosyal hayatım var. Bir an önce işime dönmek istiyorum, çocuğumu kucaklayıp kaldırmak istiyorum dediği kişi, siz derseniz 6 ay kımıldamayacaksın, 3 ay yatacaksın, 6 ay araba kullanmayacaksın. Yani olmuyor. Evet. Peki şunu da soralım. Kalpteki damar tıkanıklığı sebebi ne? Bypass'a giden yolda bizi oraya, o hastalığa doğru götüren sebepler neler? Belirtisine bunu da soralım. Oradan aort anevrizmasına geçeceğim çünkü. Şimdi aslında çok belli herkesin bildiği şeyler ama en önemlisi aile hikayesi. Yani bu
bütün hastalıklar içerisinde en fazla genetik yatkınlığı olan şey kalp damar tıkanıklıkları. Yani ailede, özellikle de birinci derece akrabalarda, yani sizden büyük abinizde, ablanızda veya annenizde, babanızda veya birinci derece akrabalarınızda. Bazen bunu soruyoruz çünkü bizim ailede yok öyle bir şey diyor. Ben böyle detaylı sorunca annem babam bundan vefat etmedi diyor mesela bir şey diyor. E diyorum dayınızda var mı, amcanızda var mı? Yani biraz genişlettiğinde aa tabii var falan oluyor. O yüzden o bütün aileyi bir düşünmek lazım. O bütün aile içerisinde özellikle de yaygın varsa, yani bir kişide değil de birkaç kişide varsa, daha erken yaşlarda olmuşsa, mesela diyor ki benim bir yakınım 50 yaşında bypass olmuştu diyor. Bu çok önemli bir hikaye. Hani 70 yaşında olmuş başka bir şey, 40'lı 50 yaşında olmuş başka bir şey. Demek ki çok ciddi bir genetik yatkınlık olduğunu gösteriyor. Erken olursa genetik daha... Evet, kan yağlarınıza baktırıyorsunuz. E bizim ailede hep bunlar yüksek. Benim eskiden beri yüksek, düşüremiyorum diyor mesela. Düşmeyecek bir kan yağı yok. Mutlaka bir ilaçla düşürmek lazım onu. Ama tabii riskiniz varsa, herkes de bu kolesterol düşürücü ilaç almak zorunda değil. Ondan sonra yani bu aile hikayesi çok önemli. Bir de siz bu aile hikayesinin üzerine kendinizi ısrarla ben kalp hastası olmak istiyorum diye diretiyorsanız, yani bir kötü alışkanlığınız varsa, hareketsiz yaşıyorsanız, bel çevreniz genişse, kilodan da bahsetmiyorum bakın, yani çünkü kilo var kilo var, uzun boylusunuzdur, kilonuz yüksek gibi görünür ama öyle fit görünürsünüz. Ama bel çevresi çok önemli bir şey, yani karın yağları, karın yağları. Evet, çünkü karnınız yağlandığı zaman kalbiniz de yağlanıyor, yani bu kesin. Bu bizim yaptığımız bir çalışmaydı tomografiyle. Öyle mi? Evet, hastaları gördük ki mesela kapak ameliyatı yaptığımız ve bypass ameliyatı yaptığımız hastalardaki kalp etrafındaki yağ kitlesini ölçtük tomografiyle. Arada bir şey var. İkisi de kalp hastası ama karın birinin kalp damarları normal, birinin kalp damarları tıkalı olduğu için ameliyat ediyoruz. Yani biz bypass ameliyatı yaptığımızda hasta zayıf bile olsa, hani zayıf bir kişiyi bile ameliyat olsak, biz açtığımızda kalbin etrafında koca bir yağ kitlesi görürüz. Aslında bütün organlar, şimdi konudan konuya atladık ama bütün organların etrafında yakıt rezervini sağlayacağı bir yağ kitlesi bulunur. Yani böbrek üstü bezinde de bulunur, böbrekte de bulunur, karaciğer etrafında da bulunur. Her organda, bağırsakların etrafında, her yerde olur. Kalbin etrafında da vardır ama bu kişilerde bu yağ kitlesi çok büyük oluyor. İşte o yağ kitlesinin benzeri aslında bel çevresinde de oluyor. Yani göbek çevresi genişse demek ki riskiniz var demek. Bu çok önemli. Çok hareketsiz yaşıyoruz. Yani hepimizin cebinde cep telefonu var ama en azından günde 5000-6000 adım atmamız lazım. Yani. Ben eskiden markete gidiyordum. Şimdi maşallah açıyorum internete. Onu bile en azından haftada bir iki markete gidiyordum, pazara mazara. Evet. Vallahi şimdi tembellikten onu da çık 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 oradan istiyorum. Yani illa hareket deyince herkes şeyi anlıyor. Yani mutlaka spora mı gideyim, işte ayağıma spor ayakkabı giyip sahilde mi yürüyeyim? Hayır, bu değil. Bunu da yapın tabii. Yapabiliyorsanız onu mutlaka yapın da. Hiç yapmıyorsanız da gün içinde yürüyün. İşinize yürüyerek gidin. Hanımefendilere söylüyorum. Yani o topuklu ayakkabılarınızı çantanıza koyun. Spor ayakkabıyla işinize gidin. Ben de spor ayakkabıyla gezen hanımefendileri sevmiyorum da o yüzden. Çok ilginç. İşe kadar spor ayakkabıyla gidin. Ondan sonra orada yine topukluları giyin. Aynen, stilettodan vazgeçmeyin. Ben hanımefendilere bir önerim var. Dedikodu yapıyoruz yani. Yapıyoruz yani. Yapmasak iyi de. Ya da işte iş. Ben telefonla çok konuştuğum için... Yürüyerek telefonla konuşuyorum. Evet, iyi fikir. Ve size bir şey diyeyim mi? Geçen gün hiç evden çıkmadım. Çok telefonla konuştuğum bir gündü. 18 bin adıma evde atmışım ki küçücük de bir evim var. Yani öyle lebiderya bir evde oturmuyorum efendim. Yemin ediyorum hocam, telefon 18 bin adım atmışım evde. Süper. Bayağı bir şey ya, 18 bin adım. Tabii. Çok konuşmuşsunuz ama. Hiç belli olmuyor. Hiç konuşan bir şey. Ya. Peki diğer konuya geçelim. Vesile söyledi, ben de tekrar ettim. Aort. Çok kaynattınız dedi herhalde. Ya evet. Aort nedir? Görevi nedir? Aort. Çok önemli. Evet. Aort. Şimdi bugün bu maketi bunun için getirdim. Aslında belki burayı zoomlarsak biraz bu aorttan bahsedelim. Şimdi kalbimiz özellikle sol göğüs boşluğuna yaygın olarak yerleşmiş ama neredeyse göğüs orta hattında olan bir organ. Bütün vücuda kan pompalıyor. Aslında bu kadar küçük bir şey değil. Özellikle kapak hastalarında böyle küçük bir şey değil. Çünkü kapak hastalıklarında kalbin içerisi kan hacmiyle dolduğu zaman bu kalp gittikçe genişliyor, balonlaşıyor, büyüyor. Kalbin vazifesi ne? İçine aldığı kanı, açıyoruz içini. İçine aldığı kanı kasılacak, pompalayacak ve bütün vücuda gönderecek. Şimdi aort damarı da bu işe yarıyor. Yani kalbin sol tarafından, burada aort damarının tam içi görünmüyor...
şuradaki kapak bütün vücuda kan pompalayacak. Bu kapağın vazifesi ne? Bütün vücuda kan pompalarken açılacak. Evet. Açıldığı zaman tam bir açıklık sağlayacak. Bu açıklık 4-6 santimetre kare kadar. Kişiden kişiye vücut kitle indeksine göre değişiyor. Ama tamamen açılacak ve kalp rahatça bütün kanı vücuda gönderecek. Bir de yer çekimine ters çalışıyoruz. Hı. Yani baş aşağı durmuyorsanız yukarıya doğru pompalıyor yani bu kalp kanı. Ondan sonra da kalp gevşeyip içindeki kanı boşalttıktan sonra gevşerken de kapanacak ki bu sefer bu aort damarındaki kan kalbin içerisinde tekrar geri kaçmasın. Şimdi önce bu kapak hastalıklarından bahsedelim. Lütfen. İki türlü oluyor. Ya bu aort kapak daralıyor, kireçleniyor. Çoğunlukla ileri yaş hastalığı, yani yaşla beraber mutlaka bir kireçlenme oluyor. 80 yaşınıza geldiğinizde bu oran %20-30, 90 yaşına gelen hastaların, kişilerin neredeyse tamamında aort kireçlenmesi var. Hani kimi ameliyatlık derecede, kimi değil. Böyle olunca ne oluyor? Kalp bu sefer rahatça o kanı pompalayamıyor. Yani tamamen bir açıklık sağlayıp böyle bir geniş bir yerden geçeceğine çok ciddi daralmış bir yerden geçmeye çalışıyor. Bir soru soracağım size. Kan rahatça pompalanmıyor. Ben onu belirti olarak anlayabilir miyim? Anlayabilirsiniz. Eğer aort darlığı varsa kas kitlesi artıyor burada. Çünkü nasıl ağırlık kaldığınızda kol kasınız genişliyorsa bu sefer de büyük bir yüke karşı çalışan bir kalpte kalp kası genişliyor. Yani bu kalp kası böyle ince olmuyor da koca bir kalp kası oluyor. Kalp büyümesi dediğimiz Dediğimiz darlıkta bu şekilde. Kalp kası büyümesi şeklinde oluyor. Bu da size birkaç belirti veriyor. Kalp damarlarınız normal olduğu halde göğüs ağrınız oluyor. Çünkü o kas kitlesine yeteri kadar kan gönderemiyor artık. Yani nasıl çok yürüdüğünüz ayaklarınız ağrır. Bunun gibi oluyor. Çok yürümüş bir ayak ağrısı gibi oluyor. Nefes darlığı yapıyor. Kalp yetmezliği yaptığı için çünkü. Ve aort darlıkları yeteri kadar kan pompalayıp beyne gidemediği için bayılmalarla geliyor. Özellikle efor anında bir anda gözünüz kararıp bayılıyorsunuz. Ama bu tür şikayetler aort darlıklarında çok geç belirtiler. Yani biz bu belirtileri beklemiyoruz. Çoğu hasta bize tesadüfen yaptırılmış bir ekoyla veya bir muayene olmuş, dinlemişiz kalbini. Burada bir ses duyuyorum, üfürüm diyoruz biz buna. Üfürüm duyuyorum, o yüzden siz bir gidip eko çektirin dediğimiz zaman bize gelmiş oluyor. Şimdi bu aort darlığı, peki aort yetmezliği hastalığı ne? İki türlü hastalığı var demiştik. Onda da bu kapaklar tam kapanmıyor. Nasıl? Kan pompalanıyor, bütün vücuda gidiyor. Fakat kalp gevşeyip o kapağın kapanması gereken noktada kapak kapanamıyor. Ve tekrar kan kalbin içerisine geri doluyor. Bir daha pompalanıyor, bir daha geri doluyor. Yani bir kısmı vücuda gidiyor elbette ama bir kısmı tekrar kalbe geri geliyor. Bu sefer sizin sürekli boşalttığınız ve belli bir çapta kalması gereken kalbiniz gittikçe daha fazla yükleniyor ve büyüyor. Yani o yüzden o balonu düşünün, bir balon düşünün, sürekli içine bir miktar sıvıyı boşaltıyorsunuz, bir miktar sıvıyı musluktan dolduruyorsunuz. Bir miktar daha az boşaltıp tekrar aynı miktarda doldurursanız o gittikçe büyüyecek. Yorgunlukta değil mi hocam bir yandan? Tabii. O zaten ondan sonra belli bir miktardan sonra akciğere iletiliyor. Oradaki basınç yüksekliği ve hacim yüksekliği. O da nefes darlığı yapıyor. İşte sık akciğer enfeksiyonları yapıyor. Yani bu tür kalp yetmezliği bulguları yapıyor. Bir noktadan sonra da kalp artık kasılamıyor. Yeter diyor. Yani hani ben bu performansı bu kadar gösterdim. Bundan sonra benden bu kadar diyor. Ve kalp kasılma oranı düşüyor. İşte oralara gelmeden biz bu işleri tespit edip ameliyat yapmamız lazım. Aort anevrizması. Aort anevrizması da bu. Bu kalpten çıkan ana damar, aort damarı. Demin kapağını göstermiştik. Bu da aort damarı. Şimdi bu aort damarı gidecek. Bütün vücuda önce kafaya dallar verecek. Yani beyin damarlarını verecek. Sonra kollara giden damarları verecek. Sonra buradan dönecek, aşağıya inecek ve bütün vücuda gidecek. İşte iç organlarımızı, böbreklerimizi, karaciğerimizi besleyecek. Evet. Oradan ikiye ayrılacak. Bacaklarımıza gidecek. Ayak parmağımızın ucuna kadar gidecek. Ama tek bir damar olarak çıkıyor. Yani bu bir tane damar çıkıyor. Boyun seviyesine kadar geliyor. Ondan sonra beyne, kolla, oradan da inip bütün vücuda dallar veriyor. Aort anevrizması derken daha çok bundan bahsediyoruz. Çünkü bizim kalp cerrahisini en çok ilgilendiren kısmı, ameliyat yaptığımız kısmı bu. Bu kalpten çıkan ana damar genişlerse o zaman biz buna anevrizma, genişleme, balonlaşma diyoruz. Şimdi bu balonlaşma niye önemli? Yine balon örneğini verelim. Balonu şişirdiniz. Şişirdikçe cidarı inceliyor. Evet. Belli bir noktadan sonra kaldıramıyor bu incelmeyi. Yırtılıyor, patlıyor. Aort damarı da aynı şekilde belli bir noktadan sonra o yırtılmayı, basıncı karşılayamayıp incelirse yırtılabiliyor, patlayabiliyor. Ve ölümcül bir durum diyebiliyorum ben. Hiçbir şey yapamıyoruz ona. Öyle değil mi? Tabii. Yani
O sebepsiz ölümlerin birçok sebebi bu. Yani birçok nedeni bu. Onların hepsini otopsi yapıldığında görüyorsunuz ki aslında aort yırtılması olmuş. Veya damar içeriden yırtılıyor. Buna diseksiyon diyoruz. Hı-hı. İçeriden yırtılıp bu sefer yırtılıp bütün boydan boya yırtılıyor. Bazen kasığa kadar, böbreklere kadar, her tarafa kadar yırtılıyor. O yırtıldığı noktada da acil bir ameliyat yapmamız gerekiyor. Yani hiç vakit kaybetmeden, ama çok riskli bir ameliyat oluyor. Yani geliş kondisyonunuza da bağlı olarak çok riskli bir ameliyat oluyor. Hı hı. Yani bir aort anevrizması ameliyatının riski %2 bir hayati riski varsa, bir diseksiyonla, yırtılmayla geldiğiniz zaman bu risk %20-30, geliş kondisyonunuza bağlı %50 oluyor. Yani hı hı. işler oraya gelmeden bir müdahale etmek lazım. Peki bunun tanısı nasıl konuluyor hocam? Bunun da tanısı yine basit bir ultrasonla koyulabilir. Yani ekokardiyografi ile damar genişleniyor. Ama eko ile biz geniş bir damar gördüğümüz zaman mutlaka bir tomografi çekip damarın gerçekten ne kadar geniş olduğunu, neresinin geniş olduğunu, işte beyne giden tarafı da mı geniş, kalpten çıkan tarafı da mı geniş, hepsinin ameliyatı birbirinden farklı çünkü. Hı. O yüzden bu anevrizma ameliyatlarında bilenler biliyor, anevrizma lafı zor bir laf aslında ama hastalar onun şeyine çok hakim oluyorlar. Hı. Ve her yerde de işte yazıyor, diyor ki mesela 5 santimin üzerine ameliyat ediyoruz. İşte bana çok geliyor böyle sorular. Benimki 4,5 santim, ameliyat olayım. Benimki 4,7 olmuş. Bana 5 dediler ama ne yapayım? Şimdi o tek başına o çap da önemli değil. Yani damar nereden genişlemiş? Kapak da kaçırıyor mu? Çünkü damar genişledikçe kapak da kaçırmaya başlıyor. Yoksa bütün damar boydan boya mı geniş? Beyne giden tarafları da mı genişlemiş? Hepsinin ameliyatı ve ameliyat kararı farklı. Peki bunun tekniği nasıl? O incelmiş bir damar var. Her an yırtılabilir. Onu nasıl değiştiriyorsunuz? Biz onu tamamen çıkartıyoruz o damarı. Ve yerine bir sentetik, dakron bir damar, tüp bir damar dikiyoruz. Öyle mi? Dakron dediğimiz de aslında bir nevi kumaş yani. Hani nasıl su geçirmez montlar, su geçirmez ayakkabılar evet. var. Onlar da dakron. Dakrondan yapılmış bir tüp graft diyoruz biz buna. Yeni bir damar dikiyoruz oraya. Tek tek dikişler. Şu an gördüğümüz o mu? Bu aort damarı gördüğümüz, işte bu küçük kesiyle yapılmış bir aort kapak ameliyatı. Aort kapağını oradan, bu sağ taraftan yaptığımız bir şey. Tamam. Sağ şuradan yaptığımız 4 santimlik bir kesiyle aort kapağını tamamen oradan değiştiriyoruz. Aort anevrizmasını, küçük ameliyatını nasıl yapıyoruz? Onu da göğüs kemiğinin tamamını açmadan üstten 2 santimini açarak buradan 4-5 santimlik bir kesiyle yapıyoruz. Yani bütün bu ameliyatların yerleri değişiyor ama hepsi kapalı oluyor. İşte burada aort kapağını görüyoruz. Bütün aort kireçlenmiş olan kapak tamamen temizlenmiş. Oradaki boşluğa tek tek dikişler geçilmiş. O tek tek geçilen dikişler kapaktan geçilmiş. O kapağı o boşluktan indireceğiz. O tek tek o dikişleri bağlayacağız. Bir de bunun gelişmiş bir teknolojisi var. Hı. Bu görüyorsunuz, kapak ciddi kireçlenmiş, hiç açılmıyor. Demin açılmayan kapak diye anlattığım bu. Kocaman bir açıklık sağlayacağız, işte o kesi olduğunda görmüştük ama küçücük bir kireçten dolayı darlık olarak geliyor. Kaç saat sürüyor hocam bu ameliyatlar? Hani burada böyle çok özet anlatıyoruz ameliyat ama. Ameliyat küçüldükçe zamanı ve eziyeti uzuyor aslında. Öyle değil mi? Tabii. Yani hani bu minimal invaziv küçük ameliyatlar, kapalı ameliyatlar hastaya konfor, cerrah eziyet bir nevi aslında. Çünkü bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Ama tabii burada tecrübe ilerledikçe bir an birebir açık ameliyatla aynı sürelere geliyorsunuz, aynı zamanlara geliyorsunuz. Ama yine de bir kapalı bypass ameliyatı yaklaşık 5 saat sürüyor. 5 saat dile kolay, ne bir evet. nasıl bir emek o. Peki hocam, aortu konuştuk, şimdi kapak, mitral kapak. Şimdi mitral kapak tam görünüyor önümüzde. Bu mitral kapak bir mucize kapak. Kireçlenmiş kapağın temizlenmesi görünüyor. O niye kireçleniyor? Şimdi iki türlü. Bir, bizim toplumumuzda hala yaygın, tedavi edilmemiş bir üst solunum yolu hastalığı. Streptokok hani çok meşhur bu sıralar. Hani evet. Çocuklar okuldan geliyor, evet, streptokok evet. salgını var, aman falan deniliyor. Eğer o iyi tedavi edilmezse, yani penisilin grubu ilaçlarla, ciddi antibiyotiklerle tedavi edilmezse eklem romatizması yapıyor. Evet. Yani birkaç yıl içerisinde. Nasıl eklem romatizması? Dizlerde ve dirseklerde, özellikle büyük eklemlerde şişme oluyor, ağrı oluyor. Çocuklar bunu çok iyi bilir yani, hı hı. ebeveynler de çok iyi bilir. Hı. Onun da bir tedavisi var. O da atlanırsa ilerleyen yaşlarda, 30'lu 40'lı yaşlarda kalp kapaklarında kireçlenme yapıyor. Ne kadar önemli bak. Yani basit bir küçüklükte kullanacağınız antibiyotik ileride kalp ameliyatı olmanızı engelleyecek. Ya, ya da iyi bir takip olması gerekiyor o kişilerin. İşte ayda bir penisinin iğnesi olması gerekiyor,
kan sulandırıcı ilaç çocukluğundan beri kullanması gerekiyor. Öyle iyi takip olmuş kişilerde olmuyor. Yani burada bilinçli ebeveyn çok önemli aslında. Bir kere o hastalığı erken tedavi etmek çok önemli. Her üst solunum yolu hastalığı değil. Çoğu viral oluyor zaten. Tabii. Ama öyle bakteriyel streptokok özellikle onu özellikle vurguluyorum. Çünkü bazen okullardan bile bilgilendirme geliyor. Şu ara geliyor. Çok yaygın. Evet. Dikkat etsin anne babalar bu konuya. O yüzden bu bir. Yani erken yaşlarda olmasının sebebi bu. İleri yaşlarda da bütün vücutta bir kireçlenme oluyor. Kalsiyum metabolizması bozuluyor çünkü vücutta. Evet. Bu kalp kapaklarına da sirayet ediyor. Orada kireçlenme oluyor. Yani 70'li 80'li yaşlarında olanlar da genelde bununla geliyorlar. Peki kalp kapağımda, mitral kapağımda böyle bir problem var, kireçlenme, ekranda da görüyoruz. Bunu değiştirmek mi, tamir mi? Şimdi değiştirdiğimizde bu tür kapaklar kullanıyoruz. Şimdi onu hep anlatıyorum ama gözle canlandırmak biraz zor oluyor. Şimdi soldaki evet. metal bir kapak, mekanik kapak dediğimiz kapak. Bu metal de titanyum. Yani evet. bir şeyden etkilenmeyen, şey yapmayan bir kapak. Onun özel bir mekanizması var. Çeşitli mekanizmada başka kapaklar da var. Bunu o kapağı tamamen temizleyip yerine bunu koyuyoruz. Bunu koyduğumuz zaman vücuda yabancı bir madde olduğu için ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmak gerekiyor. Ama bir de onun yanında gördüğümüz biyolojik kapak vardı. Burada da onun yerleştirilmesi görülüyor. Biyolojik kapaklar doku kapakları. Genelde sığır dokularından alınmış kapaklar insan vücuduna uyumlu hale getiriliyor. Hücresizleştiriliyor. Yani bir organ nakli gibi düşünmeyin bunu. Bu kapaklarda hiçbir yani dokunun kabul etmemesi, vücudun kabul etmemesi gibi bir durum olmuyor. Bunu bağışıklık baskılayıcı bir ilaç falan verilmiyor. Kullanmıyorsunuz. Öyle bundan. Bir şey değil. Bu bir organ nakli değil. Doku yani hücresizleştirilmiş bir dokunun yerleştirilmesi. Tamam. Öyle olduğu zaman da işte bu sağdaki kapak bir doku kapağı. O doku kapaklarında kan sulandırıcı ilaç vermek zorunda kalmıyoruz. Ne önemi var? Çünkü kan sulandırıcı ilaçları fazla dozda kullanırsanız kanama riski getiriyor beraberinde. Siz bu kapak ameliyatını oluyorsunuz ama bundan sonra 20 yıl 30 yıl yaşayacaksınız. Yıl bazında gittikçe bu risk artıyor. Ama tabii doku kapaklarının şöyle bir dezavantajı var. Özellikle genç yaşta kullandığımızda bu kapaklar tekrar kireçlenebiliyor. Tekrar bir ameliyat olması gerekebiliyor ama bu mekanik kapaklarda bu risk yok. O yüzden hani hasta bazlı karar verip seçmek lazım bunları. Peki mitral kapağım değişti diyelim. İlerleyen yaştaki hastalar için de soracağım. Daha gençlerde de olabiliyor. Hayatlarına sonraki dönemde nelere dikkat etmeleri lazım? Kapak değiştiğinde. Bir kere özellikle de şöyle kapalı bir ameliyat olurlarsa yine aynı şekilde bir haftanın sonunda normal hayatlarına geri dönebilecek durumda oluyorlar. Yani, tamam. Bu hiçbir hayat kısıtlamanızı, elinizi kolunuzu, yaptığınız sporu, işinizi, çoluğunuzla, çocuğunuzla bir ilgilenmenizi evet hiçbir şeyinizi etkilemiyor. Neye dikkat etmek lazım? Eğer mekanik kapak kullanmışsak bir kan sulandırıcıyı mutlaka her gün almak zorunda. Bu çok önemli bir şey. Mekanikse. Tamam. Biyolojikse ona çok gerek yok. Belli bir işlem yapılacaksa ömür geri kalan bölümünde ne bileyim bir diş işlemi yapılacaksa basit bir cerrahi yapılacaksa mutlaka işlem öncesinde antibiyotik alması gerekiyor. O kapakları mikrop kaptırmaması için. Onun dışında başka dikkat edeceği bir şey yok aslında bu kadar. Ömürlük mü hocam bu kapaklar? Değişti. İşte biyolojik kapaklar erken yaşta 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda olursa biraz bozulma ihtimali oluyor. Gerçi yeni teknoloji kapaklar daha uzun gidiyor ama mekanik kapaklar ömürlük. Bozulursa da biyolojik kapakları kapalı bir yöntemle tekrar içinden kapak yerleştirmek de mümkün oluyor aslında. Peki aslında konuşmak istediğimiz konuları konuştuk ama bir iki dakika var değil mi? Şunu soracağım 1,5 ben konuştukça daha da azalıyor. Barış hocam yetişkin grubu için önümüzdeki ömürde yani Allah nasip ederse herhalde bir 30 sene daha yaşarız 30-40 sene diyorum. Neye dikkat etmek lazım? O kötü alışkanlıkları bırakmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var ise. Ama bunun dışında ne yapmak lazım? Hareketli yaşamamız lazım. Şimdi yaş alıyoruz. Yaşlanmıyoruz tabii ki. Yaş biz alıyoruz. Hiç yaşlanmıyoruz hocam. Rahat olun. Yaş alıyoruz. Yaş aldıkça bütün dokularımız yaşlanıyor. Evet. Yani eklemlerimizde, dizlerimizde, belimizde, kalbimizde, damarlarımız genişliyor, kireçleniyor. Şimdi o yüzden mutlaka egzersiz yapmamız lazım. Tamam. Ve ben özellikle bu egzersizi, yani çok basit bir yürüyüş, basit gördüğümüz yürüyüş kadar kıymetli hiçbir şey yok. Alzheimer'dan bile koruyor. Ya, dışarıda yürüyüşler. Ya, ama sokak havada. Yürüyüşünden bahsediyorum. İşte dikkatinizi başka noktalara çekiyorsunuz, daha sosyalleşiyorsunuz.
hani evde bir bantta yürümek, spor yerinde bir bantta yürümek aynı işi görmüyor mesela. Hı hı. Ben şeyi çok öneriyorum mutlaka, işte bu core body denilen iç kasları çalıştırmak, işte pilates özellikle çok iyi bu konuda. O kas grubunu kullanmak lazım. İşte dizlerinizi, belinizi korumak için iç kaslarınızı, dik durabilmeniz için bunları kullanmak lazım. Onları kullandığınız zaman mesela varis olmuyorsunuz. Onları kullandığınız zaman tansiyon hastası olmuyorsunuz. Ne kadar önemli. Yani bu sadece eklem bilmem ne değil de bütün bunlarla ilgili.